Bu yüzden teyzenin davranışları beni şok etti. Kalbinde böyle masum bir ruh için sevgi duygusu falan yok. Sınırlı kaynaklar, yoksulluk ve sorunlar Kutsiya'nın evinin durumunu değiştirdi maalesef. Anne, bu durum sadece Kutsiya teyze, Roha ve Zoha'yı mı etkiliyor? Enver amca da aynı durumun bir parçası. Çok kibar, iyi konuşan ve terbiyeli biri. Onunla tanıştığında onun da aynı yoksulluktan ve sınırlı kaynaklardan muzdarip olduğunu asla söyleyemezsin. Evet. Bütün bunlar şans oyunu. Bu işte kesinlikle bir bit yeniği var. Ben bu işin aslını er ya da geç öğreneceğim. Roha, etrafta çok fazla kağıt mendil var. Lütfen bunları topla. Roha, şu kağıt mendilleri topla. Bir ara kendin de bir iş yapsana. Ay, Allah'ım. Zoha, bana sıcak ve demli bir fincan çay yap hadi. Ne? Çayı ben mi yapacağım? El ve ayaklarıma o kadar emek verdim ve zaman ayırdım. Şunları yaptım. Ve sen ellerimi mahvedecek işler istiyorsun. Ojelerimi mahvedemem canım. Roha lütfen. Hadi bana çay yap. Saatlerdir elbise dikiyorum. Gerçekten iyi bir çaya ihtiyacım var. Her şeyi neden ben yapıyorum? Bir işi de artık o yapsın anne bu evde. Görmüyor musun? Kız manikür yapmış. Nasıl çay yapsın söylesene bana. Evet, ben şimdi çay falan yapamam. Hadi canım, anneciğimize güzel bir çay yapıver. Tamam. Ah. Aman be. Ben bu evde hizmetçiyim zaten. Zoha sadece manikür ve pedikür için 2 saatini ayırdı. Bu arada ben mutfağı temizlemekle meşguldüm. Annem beni değil sadece onu düşünüyor. Haya bana yardım eden tek kişi. Hem de kendi isteğiyle. Zoha öyle mi sanki? Annem sadece Zoha'yı önemsiyor. Sanki onun tek çocuğu o. Sadece onu önemsiyor. Sanki biz evlatlığız. Ne oldu? Hani Roha? Neden bu kadar uzun sürdü? Anneme çay yapıyorum ve hala beni azarlıyor. Çay yapmak biraz zaman alacak. Bekle biraz anne. Buradasın. Allah seni tam zamanında gönderdi. Onları dikiş merkezine bırakacaktım ama kimse evde yok. Çok zahmet olmazsa onları bırakabilir misin? Sorun olacak teyze. Ben gecenin karanlığında bir cadıyı hiç bırakmadım. Ve benden güpegündüz bir kanemici cadıyı bırakmamı istiyorum. Yeter.
Bizi bırakmana gerek yok. Kendi başımıza otobüste gideceğiz. Cömertliğime minnettar olun. Sizi bırakayım, gelin. Gidin hadi. Hadi. Sen içeri gel hadi. Gir içeri gel. Zoha! 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 Beni çağırdın. Ben de geldim. Söylesene, bana ne emrediyorsun anne? Söylesene anneciğim, ne emrediyorsun? Bu kıyafetleri yıkadım. Git ve onları çatıda kurut hadi. Ne? Ben, Zoha Anvar. Bu kavurucu sıcakta çatıya mı çıkacağım yani? Hayır. Asla bunu yapamam. Olacak şey değil. Aptal kız. Elbiseleri kestim ve dikmek için zamanım yok benim. Eğer bana yardım edersen onları çabucak dikebilirim. Şu çatıda oturan babasının prensesi Afiye teyzenin evinde dinleniyordu anne. Git ve ondan bunu yapmasını iste. Hemen ondan iste. Aptal seni. Ben bunu yapamam. Ben bunu yapamam, tamam mı? O zaman bir haftada 7 elbise giyme. Üzgünüm anneciğim. Bunu da yapamam. Peki her şeye hayır demek yerine ne yapabilirsin sen? Ben rol yapabilirim. Şarkı söyleyebilirim. Sunuculuk yaparım. Modellik yaparım. Bunların hepsini yapabilirim anne. Yemin ederim sadece bir şansa ihtiyacım var. O zaman seni ve babamı gururlandıracağım anneciğim. Herkes gururlanacak. Çok iyi. Çok iyi. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yemin ederim herkes bir gecede benim hayranım olacak. Benim adım Zoha Anvar. Git şuradan. Hayır. Aman Allah'ım, hiçbir şey yapmıyor. Sadece konuşmaya devam ediyor. Oh ya Rabbim. Bana bak. Yaşına ve boyuna bak. Bırak şunu. Aptal. Aptal seni. Şimdi bana bakmaya devam mı edeceksin? Yoksa bana yardım mı edeceksin? Sana nasıl yardım edeyim? Buraya. Bütün bu nemli kıyafetleri kuruması için koy. Tekrar oynamaya başlama. Bir kova daha nemli kıyafet var, onu getiriyorum. Anne. Ne oldu? Neden beni arkamdan çağırdın? Dikkatli ol. Düşebilirsin. Sanatçı Karina gibi saçımı kısa kestirmeye karar verdim. Biraz kızacak ama... Annem saçını kestirmene hayatta izin vermez. Onun iznini kim istiyor ki? Ne? Onun izni olmadan saçını mı kestireceksin yani? Hı, yeni planım bu canım. Annem seni canlı canlı gömer. Yeter. Öyle bir şey olmayacak. Evet... Biraz kızacak ama sonra bir şey olmaz. Aman ya Rabbim. Zoha, Roha. Öldüm. Aman Allah'ım. Anne. Gelin.
Ne oldu anne? Neden ağlıyorsun? Merdivenlerden kaydım. Ay, aman Allah'ım. Sırtımın kemiği. Ah, çok kötü. Ah kızım, bu kız beni öldürecek gerçekten. Sırtına ne oldu? Anne gerçekten çok mu kötü oldu? Hepsi senin yüzünden. Hayır. Bırak beni, bırak. Ben kendim kalkacağım. Moiz, bunlar bizim yüzümüzden değil mi? Aman Allah'ım. Biz ne yapacağız? Anne, lütfen kendine gelmeye çalış. Yürümeye çalış hadi. Dur. Onun yanına gidelim mi? Ben hareket edemiyorum. Sen benden oraya yürümemi istiyorsun. Git şuradan. Anne, eğer bizim yaşlarımızda olsaydın seni odaya kadar taşıyabilirdik. Ama şimdi baksana. Seni aptal. Ben acıdan ölüyorum ve sen eğlence modundasın. Aman Allah'ım. Vay canına. Her zamanki gibi tüm öfkesini bana üzerime boşaltıyorsun anne. Allah'ım. Anne, seninle dalga geçmiyor. Sadece bunları söyleyerek dikkatini başka yöne çekmeye çalışıyor. Acını unutabilesin diye. Allah'ım. Niye anlamaya çalışmasını sağlıyorsun? O hiçbir şey anlamaz. Ne kadar bencil. Anne son numurunda bile değil. Hem de hiç. Siz aptallar. Herkes beni terk etti. Buraya gelin çabuk. Ey Allah'ım, lütfen yardım et. Yardım et Allah'ım. Allah'ım yardım et. Anne, sana odana kadar eşlik edeyim mi? Kapa çeneni. Sakın bana dokunayım deme. İğrençsin sen. Şu mağazlı seni. O kadar iğrençsin ki. Ne dediysen doğru çıktı. Şom ağızlı mı? Ne oldu? Neden elbise dikmek yerine yatıyorsun burada? Her şey senin prensesin yüzünden oldu. Haya'dan mı bahsediyorsun? Bu evde senin prensesinden başka kim var? Bak bana. Kızlarımın hepsi benim prensesimdir. Söyle bakalım, ne yaptı Haya? Beni şimdi yatalak etti. Bakalım mezara ne zaman itecek? Oho, ne yaptı? Söyle hadi. Ben sana anlatayım baba. Annem çatıdan aşağı doğru iniyordu ve Haya da şöyle söyledi. Anne, merdivenlerde kayacaksın dedi. Yani annemin ayağı kaydı ve aşağı düştü. İyi de Haya'nın bunda ne suçu var? Onun hiçbir suçu yok. Bütün suç bizde, öyle mi söylüyorsun sen? Haya nerede? Kutsiye bak, sana soruyorum. Haya nerede? Hiçbir fikrim yok. Nerede bilmiyorum. Ben çok acı çekiyorum. Acımı görmüyorsun değil mi? Nasıl olduğumu bile sormadın. Sadece Haya ile ilgileniyorsun. Sanki bu evde yaşayan tek kişi oymuş gibi.
başka hiç kimse yokmuş gibi davranıyorsun. Gerçekten inanamıyorum. Bak Kutsiye, sana çok değer veriyorum. Seni çok seviyorum. Ama Haya çok hassas. Ona daha fazla değer vermem, başka kimseye değer vermediğim anlamına gelmez. Öyle değil mi? Bak, Haya sıradan bir kız değil. Onun aklından geçenleri okumak çok zor. Ne zaman ne yapacağını asla bilemezsin. Hatırlıyor musun? Resimleri asmak için duvarlara çivi çakarken ki halini. Oho Anvaruddin, 10 dakika oldu. Bir duvara çivi bile çakamıyorsun. Ben ne yapayım? Çivi duvara girmiyor. İşte çok sert bir duvar. Anla bunu. Baba, görmüyor musun? Çivi duvara kızıyor. Çünkü duvar çok sert. Diğer odada çiviler duvara kolayca giriyor. Belki de diğer odanın duvarı çivilerle arkadaştır. Ha, ne dersiniz? Ben aptalca şeylere gülmem. Seni gülümserken görmeyeli uzun zaman oldu. Neden delmiyorsun şunu? Çiviyi duvara çakamazsın hadi. Öyle mi? Bana meydan mı okuyorsun Kutsiye? Şimdi göreceksin. Bak nasıl yapacağım.